Merhaba arkadaşlar, Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu modelimizi paylaşacağım. Çok güzel bir model, çok hoş duruyor. Gelin yeleği, bebek yeleği, kazak, hırka hangisinde isterseniz kullanabilirsiniz. Özellikle berelere çok yakışıyor. Çünkü şu şekilde lastik gibi açıldığı için çok hoş bir görüntü oluyor. Evet arkadaşlar, dilerseniz başlayalım hemen modelimize. Başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri açarsanız bir dahaki videomda da beraber olmuş oluruz. Yorumlarınız benim için çok değerli arkadaşlar. Yorum yaparsanız çok sevinirim. İsterseniz hemen başlayalım. Şöyle bunu uzaklaştıralım. Şöyle gri bir ipim var benim. Bununla başlayacağım. 18 ilmek yaparsak yeterli olacak arkadaşlar. Şişlerim 3,5 numara. İpimin markasını söyleyemeyeceğim çünkü pazardan alıyorum ben kilo işi olarak. Şu şekilde iki şişimi bir tutuyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. 2 3 4 Şöyle bir netleştirelim. Evet. 5 Çok basit bir örnek. Hepiniz yapabilirsiniz. Herkes yapabilir yani. Bir de çabuk ilerlemesi çok güzel. Heyecanıma maruz görün arkadaşlar. 9 Şöyle 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18, 18 ilmek yeterli. Şöyle tekini çıkartıyoruz. Yere çok değiyor. İlk ilmeğimizi örmeden şu şekilde çıkartıyoruz arkadaşlar. İkinci ilmeğimizi ve üçüncü ilmeğimizi şu şekilde ters örüyoruz. Ve 3 tane düz, 2 ters olarak devam edeceğiz. Tersleri, düzleri alırken şu şekilde İkinciyi normal, üçüncüyü gene bu şekilde alıyoruz. Tersleri normal ters örüyoruz arkadaşlar. Şöyle pardon. Pardon, bunun şu şekilde düz alacaktık. Ve tersleri de örüyoruz. Şu şekilde 2 ters, 3 düz, 2 ters, 3 düz olarak devam ediyoruz. Arkasına geçtiğimiz zaman düzleri düz olarak örüyoruz. Tersleri yine ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Bakın, iki kenardakileri şişime, ipimi farklı sarıyorum. Şu şekilde. Düzleri düz örüyorum. Şu şekilde kenardakileri ilmeklerimi bu şekilde alıyorum. Ortadakini normal alıyorum. İki kenardakini bu şekilde alıyorum arkadaşlar. Evet. İkinci sıramız da bitti. Üçüncü sıramızı bu şekilde devam edeceğiz. Altı sıra olana kadar arkadaşlar. Altı sıra olana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. Çok güzel gelin yelekleri olur bu modelden. Bakın, kenardakileri farklı alıyorum, ipini sarıyorum şişime. Şöyle saç örgüsü gibi oluyor. Ortadaki normal düz oluyor. Kenardakilerim saç örgüsü gibi. Bu şekilde 6 sıra öreceğiz. Aynen
Devam edeceğiz. Hemen 2-3 sıra daha öreyim ben, geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 6 sıra hemen hemen oldu. Şöyle sayıyoruz şuradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi örneğimizi kuracağız. İlk ilmeğimizi alıyoruz şu şekilde. Şöyle iki tersimizi örüyoruz. İlk düzümüzü de örüyoruz. Sonra ikinci ortadaki düzümüzü şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciyi de çıkardık. Şöyle altıncıyı da çıkartıyoruz. Alttaki ilmeğimizden şu şekilde alıp ipimizi çıkartıyoruz. Bu şekilde oluyor gördüğünüz üzere. İkinci düzümüzü normal örüyoruz. İki tersimizi gene örüyoruz. Burada modelimizi kurmayacağız. Devam ediyoruz. Bir tane modelimizi kuruyoruz. Bir tane yerde kurmuyoruz. Burada modelimizi kurduk. Bunu normal ördük gene. Ve iki tersimizi örüyoruz. İlk düzümüzü ördük. İkinciyi şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 5 biraz ısrarcı oldu, çıkmıyor. 5 ve 6.'yı da çıkardık. Bu ilmeğimizi bu şekilde tutup ipimizi içinden çıkartıyoruz. Evet. Bu şekilde çıkarttık ve düzümüzü gene aynı şekilde örüyoruz. Terslerimizi ters örüyoruz arkadaşlar. Bakın. Çok da hoş ve güzel duruyor. Evet, devam edelim. Şimdi gene aynı şekil, şişimi tutamadım. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters örmeye devam edeceğiz. İlk ilmeğimizi her zamanki gibi almıyoruz. Şöyle düzlerimizi düz örüyoruz. Terslerimizi, bakın bu tersi, ilk tersi şişimi, ipimi böyle sararak alıyorum. Ortadakini normal alıyorum. Kenardakini gene şu şekilde sararak, tığa sararmış gibi. Ve düzlerimi normal örüyorum. Örneğimiz hemen hemen meydana çıktı. Bu sırayı da aynı şekilde devam edeceğiz. Düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Bir de burayı hemen sırayı hızlı bir şekilde yapıp geleyim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde 3 sıra daha örmüş olduk. Yani bir kere örneğimizi gittik. Arkadan ördük. Bir daha gidip bir daha geldik. Şimdi gene model kuracağız. Terslerimizi ters olarak örüyoruz. Burayı az önce model kurduğumuz için normal örüyoruz. Şöyle tersleri gene ters. Ve şimdi burada modelimizi kuracağız. Düz ilkini örüyoruz. İkincisini şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane çıkarttıktan sonra ilmeğimizi, şişimizi alıp şu şekilde içinden ipimizi çıkartıyoruz. Ve örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Düzleri düz, tersleri ters. Çok kafa yoran bir örnek değil yani. Arkadan da bu şekilde duruyor. Arkadan örnek yapmıyoruz. Aynı şekil elim diyor. Şöyle.
Bugün heyecanımdan mı nedir? Tripoda sürekli dokunuyorum. İnşallah çekimim güzel olur. Güzel öğretmiş olabilirim inşallah. Yani güzel öğretebilirim. Ne kadar hoş durdu. Gri ipe de bayağı bir yakıştı. Bu sıramızı gene aynı örüyoruz. Bakın, burada daha modeli yeni koyduk. Bir kere sadece arkadan gittik. Bir kere daha gidip geldikten sonra hemen burada modelimizi koyacağız. Yani kafa karıştıracak bir şey yok. Örneği ne zaman koyacağınızı hemen anlıyorsunuz zaten. Arkadan zaten model koymak yok. Hemen devam ediyoruz. Düzleri düz alıyoruz. Terslerimizi de ters. Şimdi buraya model koyacağız. Bakın 3 sıra burada örülmüş oldu. Şöyle ipimizi alıyoruz. Terslerimizi örüyoruz gene aynı şekilde. İlk düzümüzü örüyoruz arkadaşlar. İkinciyi çıkartıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Altısını çıkarttırdıktan sonra şu şekilde ipimizi alıyoruz. Takıldı. Bu şekilde ipimizi alıyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tarafında bir tarafında örneğimizi koyuyoruz. Yani bir koyuyoruz, bir koymuyoruz. Şimdi burada koyacağız. İlmeğimizi çıkarttık. 2, 3, 4, 5 ve 6. Altıyı çıkarttıktan sonra şu şekilde çekiyoruz. Çok da güzel duruyor yani. Ben çok beğendim. Bu modelimi de yabancı bir kanalda gördüm. Ve izlenme rekoru kırmıştı gerçekten. Çok bayağı bir izlenmesi ve beğenisi vardı. İnşallah benim kanalımda da işe yarar. Beğenilir. İzlenilir. O kadar çok örgü kanalı var ki çok güzel el işi yapan arkadaşlarımız var ki bana pek sıra gelmiyor ama gene de olsun nasip. Sonuçta el emeği göz nuru arkadaşlar. Bakın kenarlarını saç örgüsü yapmamızın sebebi bu güzel görüntüyü alabilmesi. Yani eğer bu şekilde
satın alınmış gibi alırsanız bu normal alış şekli. Bu da tığla alınmış gibi şekli. Yani ilmeğimizi ters çeviriyormuşuz gibi oluyor. Eğer bunu beceremiyorsanız arkadaşlar, ilmeği çıkartıp da normal, mesela bu düz ilmeği şu şekilde yapıp da örebilirsiniz. Evet. Bir sıra daha yapıp modelimizi yine bir kere daha göstereyim. Sormak istediklerinizi yorumlardan yazarsanız arkadaşlar, mutlaka ama mutlaka geri dönüş yapıyorum. Şimdi ortadaki modelimizi koyacağız. İki kenardakini az önce koymuştuk. Üç modellik bir örnek çıkardık zaten. Şöyle düzümüzü örüyoruz. Şimdi şunu 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane ilmek çıkartıyoruz. Şöyle ilmeğimizden ipimizi çıkartıp bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel durdu. Hem yumuşacık, çok güzel bir örnek. Yumuşacık duruyor, çok güzel duruyor. Her ipe de yakışacağını düşünüyorum ben. Bir sıra daha örüp videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Arka tarafı da bu şekilde duruyor. Dileyen bu tarafını bile kullanabilir yani. Burası bile çok güzel duruyor arkadaşlar. İnşallah öğretebilmişimdir. İnşallah beğenirsiniz. Ben çok beğendim gerçekten. Şimdiden örmek isteyenlere Allah kolaylık versin. Çok kolay bir model. Gerçi herkes yapabilir. Bu şekilde modellerimiz. Yeşil ipimize de çok yakıştı. Gri ipimize daha çok yakıştırdım ben. Evet arkadaşlar, videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.